Merhaba ben Enes. Bugün Honor'un Earbuds 2 Lite modelini inceleyeceğiz. Bu modeli incelememe oldukça fazla istediniz. Ben de sizin için bu modeli satın aldım ve şu an bu incelemeyi gerçekleştiriyorum. 25 Şubat 2020 tarihinde çıkan Honor'un Magic Earbuds modelinin yeni versiyonu olarak 3 Ağustos 2021 tarihinde tanıtıldı bu model. Yurt dışında Earbuds 2S modeli olarak da geçiyor bu modelin ismi. Lite ismini neden eklemişler açıkçası ben de bilmiyorum. Yani kulaklıkta herhangi ekstra bir eksiltme yok. Yani aktif gürültü engelleme özelliği veya transparan mod, şeffaf modu bu kulaklıkta da bulunuyor. Kulaklığın güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Kulaklık bu şekilde bir kutuyla beraber geliyor. Kutu arkasında özelliklerinden kısaca belirtmişler. Kutu içinden kulaklığın kendisi epey uzun bir şarj kablosu. Normalde kısa kablo geliyor. Bu kulaklıkta uzun bir kablo koymuşlar. Kulaklıkta orta boy kulak silikonu takılı. Kutu içerisinden küçük ve büyük boy kulak silikonu ve bir adet kullanım kılavuzu geliyor. Kutuyu ilk olarak elimize aldığımızda şurada gördüğünüz gibi bir adet LED lamba bulunuyor. Buradaki kırmızı ışığı yandığı zaman kutuyu şarj etmemiz anlamına geliyor. Yeşil yandığında kutu dolu olduğu anlamına geliyor. Maalesef herhangi bir şarj göstergesi yok üçlü LED şeklinde. Kapakta bir sensör bulunuyor. Kapağı kaldırdığımız zaman direkt kulaklıklar bulunabilir moda gelip hızlı bir şekilde telefonla eşleşiyorlar. Kapak gördüğünüz gibi herhangi bir yay mekanizması yok. Yani hemen kapanıyor. Çok bir güvensizlik hissiyatı yok kapakta. Yan kısmında bir adet reset atmaya yarayan bir tuş bulunuyor. Kulaklığı ilk eşleştirmede kapağı kaldırdığınız zaman bulunabilir moda geliyor kulaklıklar. Ancak ikinci eşleştirmelerde bu tuşa basılı tutuyorsunuz ve buradaki ışık beyaz bir şekilde yanıp sönüyor ve kulaklık farklı telefonlara da bu sayede bağlanabiliyor. Yine bu tuş sayesinde kulaklığa reset de atabiliyoruz. Alt kısmında tip C şeklinde bir şarj girişi mevcut. Bu şekilde alt kısmı da ovalleştirilmiş kutunun, yani bu şekilde bıraktığınız zaman dengede durabiliyor. Apple'ın AirPods Pro modeliyle oldukça benzer olduklarını görüyorsunuz. Biraz daha kalın Earbuds 2 Lite'in kutusu. Yine şöyle kulaklıkların kendilerine baktığımız zaman daha önce incelemesini yaptığım Huawei'nin 4i modelinin neredeyse birebir aynısı. Yani şu an itibariyle elimde 4i modeli yok. Ancak şu kısma koyarım görsellerini. Yani birebir aynı olması gerek diye düşünüyorum kulaklığı. Ben de görsellere baktım. Silikon dahi aynı. Yani keşke elimde olsaydı da direkt bunu kutusuna koysaydım. Tasarım olarak da birebir aynı Huawei'nin yine 4i modeliyle. Hatta Oppo'nun Enco Free 2 diye bir modeli daha bulunuyor. Yani yüksek ihtimal o modelle de aynı tasarım açısından. Bu şekilde gördüğünüz gibi silikonlarda perde bulunuyor. Bunu kaldırıyorsunuz ve sürücü perdesi karşılıyor bizi. Bez bir perde değil, biraz daha kaliteli. Şu kısımda kızılötesi bir algılayıcı bulunuyor. Şu kısımlarda ve şu kısımda da mikrofon bulunuyor. Tam olarak kaç adet mikrofon olduğu belirtilmemiş. Genel olarak ergonomik bir tasarım bulunuyor kulaklığın. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilginç bir silikon yapısı bulunuyor kulaklığın. Bu avantajlı bir silikon yapısı çünkü sürücünün en çok kirlenen kısmı bu perde kısmı, onu da koruyor bir nevi. Genel olarak hem kutu hem de malzeme kalitesi başarılı denebilir. Bu şekilde mıknatısları da gayet kuvvetli. Kulaklıklar içerisine koyduğunuz zaman direkt şarj olmaya başlıyorlar. Kulaklıkların bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.2 ile birlikte geliyor Earbuds 2 Lite modeli. Suya karşı dayanıklık seviyesi açısından herhangi bir sertifikasyon belirtilmemiş. Epey araştırdım ancak kendi sitesinde de bununla alakalı bir bilgi verilmemiş. Çoğu tam kablosuz kulaklık, yani en kötü ihtimal IPX4 sertifikası bulunuyor. Bu sayede yani su sıçramalarına karşı ve yağmura karşı dayanıklı. Yine bu konuyla alakalı eğer net bir bilgi bulursam açıklamalar kısmına eklerim. Yine de yani kullanırken dikkat etmenizde fayda var. Yağmurlu havalarda kulaklığı veya yoğun spor yaparken. Pil performansına geldiğimiz zaman Honor bu kulaklığın şarjının 10 saat gittiğini belirtmiş. Ancak %50 ses seviyesinde. Ben kulaklıkları son ses seviyesine alarak şeffaflık modu açık bir şekilde test gerçekleştirdiğim zaman 5 saat 40 dakika boyunca iki kulaklık birden müzik çalabildi. Bu süreden sonra sol kulaklığın şarjı bitti. Sağ kulaklığın şarjı ise 6 saat 08. dakikada bitti. Yani iki kulaklık birlikte 5 saat 40 dakika boyunca kullanabildik. Yine bu kulaklıkta 10 dakika şarj ettiğimiz zaman 4 saat gibi hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Ben bu özelliği de test ettim. Kulaklıkların ikisinin de şarjı kapanana kadar bittikten sonra kulaklıkları kutu içerisinde 10 dakika beklettim ve tekrar son ses seviyesini alarak test gerçekleştirdim ve 1 saat 28 dakika boyunca iki kulaklık birden müzik çalabildi. Yine Honor'un verdiği veri 4 saatti. Ancak onlar %50 ses seviyesinde bu testi gerçekleştirmişler. Yani %100 seviyesinde de yine bu süreleri verebilmesi de bence olumlu bir durum. Yine 32 saat kutuyla birlikte kullanım süresi vaat ediyor kulaklık. Yani yüksek ihtimal bu 32 saatte %50 ses seviyesindedir. Kulaklıklar kutu içerisinde 90 dakikada tam şarjlarına ulaşıyorlar. Kutunun da tam şarjına ulaşma süresi 120 dakika. Bu kulaklıkta akıllı değiştirme olarak bir özellikten bahsetmişler. Yani aynı anda çift cihaz desteği anlamına geliyor bu. Aynı anda iPhone ve Android bir telefonda test ettiğim zaman özellik çalışmadı. Bu özellik de sadece Honor marka telefonlarda çalışıyor. Yani aynı anda iki cihaza birden farklı bir telefon kullanıyorsanız eğer bağlanamıyorsunuz. Yani Honor marka bir bilgisayarım da olmadığı için bilgisayar ve telefon arasında da bir test gerçekleştiremedim. Apple da kendi ekosisteminde bu şekilde bir destek sunuyor. Yani yüksek ihtimal Honor bilgisayarınız varsa ve Honor telefonunuz varsa hani bu özelliği bu ekosistemde de kullanabilirsiniz. Yine bu kulaklıkta kızılötesi bir algılayıcı bulunuyor. Kulak
kulaklığı kulağınızdan çıkardığınız zaman çalan parça duruyor, taktığınız zaman çalışıyor. Bu özellik Android telefonlarda ve iPhone telefonlarda da stabil bir şekilde çalışıyor. Yani illaki Honor olmasına gerek yok telefonunuzun. Bazı kulaklıklarda bulunan dip ses durumu, yani müziği durdurduğunuz zaman 3-5 saniye boyunca bir tıslama gibi bir problemle bu kulaklıkta karşılaşmadım. Yine iki kulaklığı da ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. İster sağ kulaklığı alıp ister sol kulaklığı tek olarak da kullanabilirsiniz. Kulakta duruş konforu açısından kulaklık uzun yapıda olduğu için ve bir miktar da büyük olduğu için kulağın içerisine sonuna kadar girmiyor. Yani uzun kullanımlarda konforlu bir deneyimi var kulaklığın. Yine aktif gürültü engelleme özelliği de olduğu için pasif yalıtımının yanında aktif gürültü engelleme özelliği de başarılı bir deneyim sunuyor bize. Daha önce incelemesini yaptığım kulaklıkların aktif gürültü engelleme seviyelerini burada görüyorsunuz. Honor tam olarak kaç desibele kadar gelen gürültüleri engelleyebildiğini belirtmemiş. Ancak hani benim deneyimim olarak yaklaşık 35 desibele kadar bir performans sergiliyor diyebilirim. Yani çok çok ultra üst düzey kulaklıklar kadar değil. Ancak yine de ortalamanın üzerinde bir aktif gürültü engelleme performansı var. Bu aktif gürültü engelleme özelliği daha çok düzenli gelen sesleri engelleyebiliyor. Yani düzensiz gelen çocuk ağlaması veya araba kornası gibi gelen sesleri engelleyemiyor. Özellikle toplu taşımada kullanırken veya klima gibi uğultulu yerlerdeki uğultuyu %90 oranında engelleyebiliyor kulaklık. Yine bu kulaklıkta farkındalık modu, transparan mod, outdoor modu gibi isimleri bulunan aynı işlevi gören kulaklıkların mikrofonları tersine çalışarak dışarıdaki sesleri sizin duymanızı sağlıyor. Bu özellik de başarılı bir şekilde çalışıyor bu kulaklıkta. Yani market kasasında beklerken kulaklığı kulağınızdan çıkarmadan kasiyer ile görüşme yapabilirsiniz veya arkadaşınız yanınıza geldiği zaman bu transparan modunu açarak rahat bir şekilde görüşmelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kulaklığın ses performansına geldiğimizde bu kulaklıkta AAC kodek desteği bulunuyor. 10 mm'lik sürücüler kullanılmış. Yine sürücü boyutu Huawei'nin 4i modeliyle birebir aynı. 4i modelinde baslar biraz daha azdı. Lite 2 modelinde baslar biraz daha toparlanmış. Yine equalizer'ı da kendinizde arttırabiliyorsunuz. Genel ses kaliteleri Huawei'nin 4i modeliyle benzer denebilir. Detay ayarımı ve ses çözünürlüğü tatmin edici seviyede. Yine son ses seviyesi oldukça yüksek bu kulaklığın. Çok çok aşırı bir son ses seviyesi yok ancak yine de ortalamanın üzerinde denebilir. Yani son ses seviyesi yüksek bir kulaklık beklentiniz varsa bence burada tatmin edici bir deneyim sunuyor bu model. Özellikle tizler konusunda kristalize bir netlik arayanlar memnun kalmayabilir bu modelden. Yani tiz konusunda biraz daha yumuşatılmış. Sahne olarak ortalama bir genişlikte, enstrüman ayrımı başarılı. Eğer equalizer ile müdahale etmezseniz genel ses deneyimi açısından bas, tiz ve mid dengeli ayrıntıları verebiliyor kulaklık. Ancak biraz daha equalizer ile oynamanız kulaklığı daha iyi bir noktaya taşıyor ses performansı açısından. Yine benzer fiyata satılan Haki'nin Time Pro modeliyle bir karşılaştırdığım zaman tiz performansı açısından Haki'nin Time Pro modeli biraz daha önde. Ses çözünürlüğü berraklığı ve netliği olarak Time Pro modeli biraz daha iyi bir deneyim sunuyor. Sahne genişlikleri olarak oldukça benzerler. Bas performansı olarak da yine Time Pro modeli biraz daha iyi. Az farkla Honor'un son ses seviyesi biraz daha yüksek Time Pro modeline göre. Yine benzer fiyata satılan Edifier'ın TWS 1 Pro modeliyle bir karşılaştırdığım zaman son ses seviyeleri oldukça benzer. TWS 1'den biraz daha berrak ve net bir ses duyuyorsunuz. Bas performansı olarak da yine TWS 1 Pro modeli biraz daha iyi. TWS 1 Pro modeli sahne olarak daha geniş bir his uyandırıyor. Honor Earbuds 2 Lite modeli bu fiyata alabileceğiniz ses kalitesi açısından en iyi veren kulaklık değil. Ancak hani ortalama kalitede bir ses kalitesi veriyor bize. Özellikle equalizer ile oynarsanız müzik zevkinize göre kulaklığın ses rengini ve profilini istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Yani benim gibi bu şekilde bir karşılaştırma yapmadan da ortalama bir kullanıcı bu kulaklığın ses kalitesini beğeneceğini düşünüyorum. Benim bu farkları söylememdeki amaç da müzik zevkinize göre uyan bir kulaklığı alabilmenizde yardımcı olmak. Şu an sesimi Honor Earbuds 2 Lite modelinden duyuyorsunuz. Yol kenarında bir iş yaparken, görüşme yaptığınız zaman sesinizi karşı tarafa Earbuds 2 Lite modeli bu şekilde iletecek. Şimdi Apple AirPods Pro modeli ve diğer modellere geçiş yapalım ve Earbuds 2 Lite modelinin mikrofonunu onlarla karşılaştıralım. Şu an Apple'ın AirPods Pro modeline geçtim. Aynı yol kenarında. Apple'ın AirPods modeliyle bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa bu şekilde gidecek. Bu şekilde tutuyorum ki mikrofon performansı çevrildi. Sesleri ne derece yansıtıyor? Hep beraber görelim. Evet, şu an Edifier'ın TWS 1 Pro model tam tablosu. Kulaklığından duyuyorsun sesimi. Yine yol kenarında görüşme yaptığınız zaman TWS 1
Pro modeli bu şekilde bir mikrofon performansı bulunuyor. Yok ya, ben kamera koydum da kulak da değişti az önce. Mikrofon. Onu çek. Güzel güzel. GoPro 10. Baya iyi cihaz. Evet, şu an Haki'nin Time Pro modeline geçtik. Time Pro modelinden yoğun bir araç trafiği olan yol kenarında seyahat yaptığınız zaman hafif bir rüzgar çıktı. Dedim bayağı bir rüzgar çıktı şu an. Şimdi epey üşüdük. İsterseniz eve doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Honor Light Honor Buds Earbuds 2 Light. Şu an sesimi kapalı ve sessiz bir odada Honor Earbuds 2 Light modelinden duyuyorsunuz. Şimdi buradaki Bluetooth hoparlörden bu kafenin arka plan gürültüsünü açıyorum. Gördüğünüz gibi şu an kafenin arka plan gürültüsünde bir görüşme yaptığınız zaman İki Light modeli bu şekilde bir mikrofon performansı sergileyecek. Sesime odaklanabiliyor mu? Mikrofon performansı nasıl? Yorumlar kısmında belirtin lütfen. Şimdi sırasıyla Apple AirPods Pro ve diğer iki rakibiyle karşılaştıracağız iki Light modelini. Evet, şu an Apple AirPods Pro modeline geçtim. Ses kalitesinde veya ses yüksekliğinde bir değişiklik oldu mu? Aynı ses yüksekliğinde konuşuyorum şu an. Ve aynı gürültülü bir kafenin arka plan gürültüsü geliyor bana doğru. Apple AirPods Pro modeli mikrofon performansı olarak bu şekildeydi. Eğer ki video işinize yararsa beğenmeyi ve her hafta yeni yüklediğim videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi diğer rakiplerine geçiş yapalım. Evet, şu an Haki'nin Time Pro modelinden duyuyorsunuz sesini. Aynı ortamda Haki Time Pro modeliyle bir görüşme yaptığınız zaman sesiniz karşı tarafa aynen bu şekilde iletilecek. Honor 2 Light modeliyle mikrofon performansı arasındaki farkları daha net görebilmeniz için bu testleri gerçekleştiriyorum. Şimdi diğer modele doğru geçiş yapalım. Şu an sesimi Edifier TVS 1 Pro modelinden duyuyorsunuz. Bu top tasarımda olduğu için onlara göre biraz daha geride kalabilir. Bunun da mikrofon performansı gürültülü bir kafe ortamında bu şekildeydi. Şimdi isterseniz hiç bozmadan 2 Light modeline bir daha geçelim. Evet, şu an tekrar 2 Light modeline geçtim. Honor Earbuds 2 Light modelinin genel olarak karşılaştırdığımız zaman mikrofon performansı diğer modellerine karşı bu şekildeydi. Evet, kulakla mikrofon performansını gördünüz. Görüşme yaparken karşımdaki kişilerle gayet anlaşılabilir bir iletişim kurabildim. Yine Apple'ın AirPods Pro modeli kadar olmasa da rakiplerinden daha iyi bir mikrofon deneyimi sunuyor bence AirPods 2 Lite modeli. Yani görüşme amacıyla alıyorsanız eğer memnun kalacağınızı düşünüyorum.
Gecikme kısmına geldiğimiz zaman günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron problemi yok bu kulaklıkta. Bu modelde düşük gecikmeli oyun özelliği bulunduğu yazıyor ancak alt kısımdaki notlarda bu özellik sadece Magic 4.0 ve Honor akıllı telefonlarda kullanılabildiği yazılmış. Mi 9T telefonuna uygulama yükledim, maalesef uygulama üzerinden bu kulaklığın oyun modunu açıp kapatamadım. Yine iPhone'da kullanırken de oyun modunu açıp kapatamıyorsunuz. Yani keşke burada oyun modunu diğer tüm işletim sistemlerine de açsaydı Honor markası. Onun haricinde milisaniye cinsinden yaptığım testte burada gördüğünüz gibi 322 milisaniyelik bir gecikme süresi elde ettim. Yani bu da PUBG gibi oyunlarda ufak bir gecikme hissedeceğiniz anlamına geliyor. Uygulama desteği kısmına geldiğimiz zaman bu kulaklıkta Ale Life isminde bir uygulama bulunuyor. iPhone'larda da bu uygulama bulunuyor ancak maalesef kulaklığı bulamadım iPhone'larda. Şu an Mi 9D telefonuyla test ediyorum. Gördüğünüz gibi burada Earbuds 2 Lite modeli olarak çıktı. Yine kutunun şarjını da burada görebiliyorsunuz. Buradan kulaklıkların üzerine bastığımızda gürültü engelleme, kapalı mod ve farkındalık modlarını buradan manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Kontrol kısmına yine burada değinelim. Burada gördüğünüz gibi sadece iki kez dokun ve basın tut olarak kontrolleri bulunuyor bu kulaklığın. Yani daha farklı bir kontrol imkanları yok. Biraz daha zengin olmasını beklerdim kontrol açısından. Burada ben kendim önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme özelliği olarak atadım bu komutları. Bu Android bir telefonda bu kulaklığın kontrollerini ayarladıktan sonra bu kulaklığı iPhone bir telefonda kullandığınız zaman bu kontroller içerisinde yüklü bir şekilde kalıyor. Bu avantajlı bir durum. Zaten kulaklıkta kızılötesi bir algılayıcısı bulunduğu için yani kulaklığı kulağınızı çıkardığınız zaman zaten çalan parça duruyor. Yani bence burada bu şekilde kullanmak daha mantıklı. Yine basılı tut özelliğine bastığımız zaman da burada gürültü engelleme özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Burada hangi modun olmasını istemiyorsunuz? Mesela kapalı modunu istemiyorsanız eğer sadece gürültü engelleme ve farkındalık modu arasında geçiş yapıyor kulaklık. Yani ister sağ kulaklığı ister sol kulaklığı basılı tutarak bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz kulaklığı. Yine burada bir equalizer ayarı olmasını beklerdim açıkçası. Bu ayarlar kısmına bastığımız zaman da kızıl ötesi algılayıcıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Açıp kapatabilmek de bence güzel bir durum. Yani bazı kişiler bu özelliği kullanmak istemeyebilir. Yine bu sağ üst kısma bastığımız zaman burada ekstra bir ayar bulunmuyor maalesef. Bir equalizer ayarı olsaydı ve kontrolleri biraz daha özelleştirilebilseydi güzel olurdu ve iPhone'da da çalıştaydı daha da güzel olurdu. Evet, genel olarak fiyat ve sonuç kısmına gelirsek son dönemde bu kulaklığın da fiyatı bir miktar arttı maalesef. Yani kulaklığın artıları mikrofon kalitesi, kızılötesi algılayıcısı ve aktif gürültü engelleme özelliği denebilir. Eksileri ise iPhone'larda uygulaması bulunmuyor maalesef. Yine bazı özelliklerini Android cihazlarda kullanamıyorsunuz. Oyun modunu sadece Honor marka telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Bence bu da kulaklığın bir eksisi denebilir. Yine pop-up açılır ekran özelliğini de sadece Honor marka telefonlarda kullanabiliyorsunuz. Earbuds 2 Lite modeli bu fiyata alabileceğiniz en iyi ses kalitesini veren kulaklık değil. Ancak başarılı mikrofon performansı, ortalama ses kalitesi ve başarılı aktif gürültü engelleme özelliğiyle hem müzik dinlerim hem de günlük olarak özellikle gürültülü yerlerde görüşme amacıyla kullanırım diyen kişilere hitap ediyor ve bence iyi bir deneyim sunuyor. Ancak maalesef dediğim gibi fiyatı biraz daha arttı. Yani keşke hani eski fiyatlara alabilseydik bu kulaklığı çok daha iyi olurdu. Güncel fiyatına bakabilmeniz için satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.